Horonosa da girsem sevduğumun Elena. Horonosa da girsem sevduğumun Elena. Veririm gençliğimi bu sevdanın yalena. Veririm gençliğimi bu sevdanın yalena. Güzel ama bu sevda sürsün ömür boyunca. Yudum yudum değil de içelim damla damla. Güzel ama bu sevda sürsün ömür boyunca. Yudum yudum değil de içelim damla damla. Of, bir kokusu var abo. Çok gıcık olmayayım karşınızda ama öyle kokuyu alamazsınız. Sadece bakarsın. Yavrum benim pissin de edisin de alabaklıkları şişirsin de. Oh. Bu aramış olduğum muğlama tarifi buydu işte abi. Bir tane senin için, bu da sizler için, bir tane de öbürleri için, bir tane de Almanya'daki akrabalarımız için. Hadi canım çek, dayanamayacağım. Orada kedi gibi bakıyorum. İşaret fişi atmadığın kaldı bir havaya. Fazla vereyim de bari sus. Çak, çak gidiyordu az daha ya. Adam fena ya, fena göz at. Arkadaş da Karadeniz'de ama rengini değiştirdi. Kızlar esmerleri seviyormuş. Bu da gitti solarıma girdi. Böyle kararlı çıktı. Şimdi çalışırlar seviyorum. Sürsün ömür boyunca. Yudum yudum değil de. Hiç canım damla damla. Şimdi Uzungöl'ün tabii ki böyle gez gez güzelliği, doğası bitmez. O muhteşem gölün güzelliği, o çam ağaçları bitmez. Ama bu sefer ne yapacağız? Uzungöl'den önce gelmiştik. Sadece gezmiştik köylerde, dağlarda. Şimdi onu yapmayacağız. Uzungöl 2 programı dedik ya. Şimdi burada buraya yöresel yemekleri gösterelim size istedik. Onun için de kemençemize uğru almadık falan filan. Biraz zengin geleceğiz bu hafta programda. Şimdi burada çok özür dilerim. Namı Değer Bayram Usta var. İsmi şanı ta Mısır'dan duyulmuş. Duymayanlar Kenya'dan öğrenmiş. Hiç bilmeyen Rusya'dan gelmiş. Tam çocukluktan beri bu işi yapmış. Muğlamayla büyümüş. Annesini muğlamayla büyütmüş. Kırmızı pullu alabalı getirerek büyütmüş. O da demiş ki ben de yapacağım bu yemekleri. Nam salmış. Bayram Usta. Bak, bize hiç tınlamıyorlar. Çünkü ağır isim yapmışsın ama abi. Şu an ben konuşuyorum, başka biri konuşuyor der gibi böyle bakıyor bize. Artist. Nam yapmış çünkü. Öncelikle hoş geldiniz diyorum size. Namımız sizdendir. Öyle söylüyorum hatta. Çok da mütevazıdır kendisi. Hiç öyle bir şey yok demiyor bak. Bugün size muğlama yapacağız. Bir de tereyağında balık yapacağız. Yöresel olarak. Direkt konuya geliyoruz. Beni tınlamıyor. Boş konuşun sevmiyor Bayram Usta. Evet Bayram Usta. Öncelikle muhlamadan başlayalım. Bayram Usta, öncelikle şuradan başlayalım. Evet. Gel yanıma Bayram Usta. Gel. Nasılsın, iyi misin Bayram Usta? İyiyim abi. Nasıl gidiyor işte? İyiyim. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Kaç yaşından beri ustalık yapıyorsun? Yaklaşık 10 yıldır. 10 yıldır yapıyorsun. Aynen. 10 yıldır. Şimdi burası turistler. Buraya gelen turistler Uzungöl'ü ağırlıkta Araplar. %90 Arap desek yeri midir Bayram? Yeridir. Hep Araplar geliyor ama zengin Araplar geliyor. Ben merak ediyorum. Bayram Usta, Araplar en çok ne yiyorlar, neyi seviyorlar? Araplar genel olarak kebap çeşitlerini yiyorlar. Tavuk çok tüketiyorlar. Tavuk. Aynen. Yöresel olarak da muğlamayı tercih ediyorlar. Ama yani çok gitmiyor doğrusu. Et, kebap. Et, kebap yiyorlar. Aynen, et, kebap. Şimdi biz bizim yöremize ait o meşhur muğlamayı Bayram Usta size anlatacak nasıl yapıldığını. Merak edilen bir soru var. Hep bana bunu soruyorlar. Muğlamayla kuymak aynı şey mi? Muğlamayla kuymak aynı şey değil. Çoğu kişi öyle biliyor ama öyle değil yani. Bir anlatır mısın? Muğlama tereyağı, mısır unu ve tel peynirden yapılan bir malzemedir. Kuymak yaylalarda olan orijinal kaymak ve mısır unundan yapılır sadece. Kuymak kaymaktan olan adını, kaymak kuyma
Aradaki fark bu. Aradaki fark budur. Neydi kaymak? Kuymanın içinde peynir yoktu. Kaymak ve mısırını sadece pişer. Kaymak ve mısırını o kuymak. Evet. Bu da şimdi Muğlama. Şimdi biz daha çok giden Muğlama duramadım benim bildiğim. Evet, şimdi biz size Bayramustan'ın yerinde Uzungöl'de elinde Muğlama nasıl yapılır bize hem anlatacak, tarif edecek. Merak edenler de oradan dikkatli izlesinde. Çünkü yapılışı çok kolay ama lezzeti de bir o kadar mükemmel. Buyurun Bayramustan. Şimdi ne yaptık? Malzememiz ne? Tereyağı, mısır unu ve tel peyniri, bu çeçil peyniri. Şunu kullanıyoruz Muğlama'da. Öncelikle şu yaptığım iki kişilik tarif olarak veriyorum ben bunu. Her porsiyon için bir kaşık tereyağı. Her porsiyon için bir kaşık tereyağı. Aynen. Tavaya koyduk önce. Bu bir, evet. Tereyağımızı iyice... Tereyağını iyice yakacak mısın? Siyah rengi getirecek misin? Siyah yok. Yani iyice eriyecek. Ondan sonra çok yakarsan bu sefer rengi güzel olmaz. O tadı? Tadı en son tereyağımız var. Üstünü ekleyeceğiz sonradan. O yanmış tereyağı mı? Evet, yanmış tereyağı. Lezzeti o verecek. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Bunu yakmıyoruz ama. Evet, yakmıyoruz. Bak bir detay var burada. Bak detay burada yakmıyor ama ekstra orada duran yanmış tereyağı var. Onu üstüne dökecek. O zaman daha lezzetli oluyor değil mi? Hayran usta. Evet, daha lezzetli oluyor. Alacağım seni başımda burada. Alacağım seni başımda burada. Sistalı benim dağım duman. Yüzü kırması lazım. Erimesi yetmiyor. Erimesi yetmiyor. Köpürmesi lazım. Köpürmesi lazım. Evet, köpürmesi lazım. Günahına ortağım, haydi buraya gidelim. Günahına ortağım, birazcık hırlandım. Derler yani şeytan detayda saklıdır. Evet, bak burada acayip püf noktası var işte. Evet, doğru. Tereyağını eritmek yetmiyor. Köpük yapacak bir de. Hafif narlaşacak şu an narlaştığı gibi. Tekrar her porsiyon için. Bir kaşık mısır unu. Her porsiyon için bir kaşık mısır unu. Şöyle güzelce kavuruyoruz. İyice yağ emdi. Ah gıcı az gıcı var, şişer dolusu cıvaz. Seneye bu zamanlar senden buluşacağız. Bu biraz yörede yöre değişiyor galiba bunu yapıyorsun. Yöreden yöre. Çünkü şu yapılışı ilk defa görüyorum. Kişiden kişiye değişiyor, yöreden yöreye değişiyor. Uzungöl'de genel olarak yaptığımız bu. Bu şekilde tereyağı, şimdi mısırını tereyağıyla böyle kokar bile güzel değil aynen, mi? Aynen, kokusu şu an mesela geliyor. Bak bu iyi oldu işte. Bugüne kadar çok muhlama anlattım ama bu şekilde yapılan hiç ben görmedim. Ki hep derler böyle kokacak, mısırınla böyle yanmış kokacak, tereyağı kokacak derler. O bu işte demek. Doğru yerdeyiz. Bayram ustayı boşuna övmedim ha. Irık suyumuzu ne kadar su? Yaklaşık yarım su bardağı kadar. Yarım su bardağı. Evet, yarım su bardağı kadar suyu ekliyorum. Şimdi şöyle, onun suyla birlikte yoğun bir kıvam almasını bekleyeceğiz. Ondan sonra çeçil peynirimizi ekleyeceğiz. Yoğun kıvam gelmesi lazım öyle mi? Evet, aynı kıvamına gelmesi lazım. Ne kadar sürüyor? Yaklaşık 2-3 dakika sürüyor. 2-3 dakika. Aynen. İyice pişiyor çünkü suyla birlikte onu da pişiyor. Yok mu farklı? Bu ama çok farklı. Evet. Demin dedim ya hani daha önce ben Muğlama'nın tarifini çok böyle verdim ekranda. Seyredeceğim ama bu şekilde olanı vermedim. Ama hep bir arayış içindeydi. Bana derlerdi. Mısır unu böyle hafif yanmış tereyağı kokacak derlerdi. Evet. İşte o bu demek. Evet. Şu an geri mi geri? Asilciğim. Ne yapayım? Böyle sarılayım mı? Bir işaretler yapayım ama anlayamıyorum ben seni. Ne yapayım? Kıza mı geçeyim? Biraz daha sağına doğru anlayacağım. Böyle mi kalayım? Evet. Ha tamam. Evet şu an yoğunlaşmaya başladım. Evet yoğunlaştım. Şu an tel peyniri ekleyebiliriz. Şu an kısık ateşte. Çeçil peyniri. Evet. Bu bildiğimiz telli peynir değil mi? Telli peynir, çeçil peynir. Tamam. Evet. Ekliyoruz. Peynirden çalalım, bol bol atalım peyniri ki daha güzel olur. Tamam.
şöyle kıvamına göre tekrar karıştırdığımız zaman suyu ilave ediyoruz. Şu an biraz katı gibi duruyor. Az bir şey daha su ekleyeceğiz. Sıkıracağız. Şöyle dairesel şekilde karıştırması da çok önemli. Uğlamayı yaparken. Çünkü dairesel şekilde karıştırmak gerekiyor ki tel kıvamını alsın. Peynir kıvamını alsın. Çekerken daha iyi bozar. Daha lezzetli olur. Peyniri çekerek eriteceğiz. Ezerek değil. Ezmeyeceğiz. Çekerek. Evet çekerek. Masaya gittiği zaman çok daha güzel bozar. Çok daha güzel görüntüsü olur. Şöyle. Canın çekti Masil. Canın çekti değil mi? Ya sen ne doymaz bir kanlar almasın. Daha az önce bir bütün ekmek arası köfteydin daha bir saat olmadı ya. Daha önce yedin mi sen hiç muğlama? Sen yedin mi Bayram? Yedim tabii. Evet muğlamamız peynir eridi. Hazır. Şu an hazır. Evet, şu an altını hafif kısıyorum. Ve şimdi yanmış tereyağını da. İşte esas bomba burada. Soğuk mu peki şu an? Evet soğuk. Soğuk. Soğuk mu olması lazım? Fark etmiyor. Sıcak da olur, soğuk da olur. Ekledim şimdi. Şu yeterli olmaz. Karıştırmıyorsun. Karıştırmıyorum. Şöyle üstünde olacak zaten yağmış. Bandıra bandıra. Misafirlerimiz yiyecek. Yulamamız hazırdır. Afiyet olsun. Vay be. Yani hakikaten biz daha yeni yedik ama 9 ama insanın tabii göz açlığı buna derlerse yine sana can çekiyor. Of bir kokusu var. Abo. Çok gıcık olmayayım karşınızda ama öyle kokuyu alamazsınız. Sadece bakarsın. Şimdi Bayram Usta eline sağlık. Tabii şimdi bunlar bitmeyecek. Bu uzun yöre geldiğiniz zaman ne yiyebilirsiniz? Tabii ki alabalık yiyebilirsiniz. Ama alabalığı nasıl yapacağız? Bakın ben şimdi şunu söyleyeyim. Bayram Usta burada diye söylemiyorum. Şu muhlamayı, şu şeklini ben ilk defa gördüm. Çok daha farklı yapılışları var. Çektim anlattım. Ama bu farklı. Kokusundan belli aramış oldu bu da koku bunda. Bayram Usta'yı o zaman daha dikkatli izlemek lazım ki alabalığa nasıl bir yön verecek onu merak ediyorum. Alabalığı ne yapacağız? Kızartacağız Bayram Usta. Peki nasıl başlıyoruz? Tereyağında kızartıyoruz. Tereyağında kızartıyoruz. Balık tavamızı koyduk buraya. Yandı mı? Evet, altını yaktık. Tereyağımızı ekliyoruz. Bolca tereyağı. Hiç başka yağ koymuyor musun? Yok, sadece tereyağı. Orijinali odur. Abi biraz sıvı yağ falan yok. Yok, biz atmıyoruz sıvı yağ. Orijinali zaten alabalık tereyağında yenir. O da tereyağı ne olacak Bayram? Bol olsun, çok daha lezzetli olur. Abi bunu seyirci yapmaktan vazgeçer ya. Tereyağının kilosu kaç para Bayram Usta? Malzemeniz bol, lezzetimiz güzel. Tamam da şimdi adam bunu evde yapmaya kalksa iki balık alırsın. Orada nereden baksan 300 gram tereyağı var. Evet. Yani 20 milyon tereyağı var orada. Nereden bakarsın? Yani. Kilosu 35 lira bu tereyağın buralarda. Maliyetli ama lezzeti de öyle. Lezzetini der. Ya orası öyle. Evet. Ya çok sanki bana çok yağ geldi böyle arkadaş. Böyle bu kadar tereyağı katıldığını bilmiyorum şahsen. Çok katıldı. Daha da fazla katılır da. Hı. Şu an burada da tereyağımızı iyice eritiyoruz. Daha fazla da tereyağı katılır dedim. Daha yani fazla da katılır. Evet. Yapma Bayram Usta. Sen bunları havuza mı benzeteceksin? Zenginliğinize göre değişir. Daha da fazla atılır. Bu kadar tereyağın içine hangi balığı atarsan atsın zaten lezzetli olur. Öyle değil mi? Tereyağı onun lezzeti nereye konursan evet. Oraya yakışır. Alabalık yağın içine... Büyük ateşte mi yanıyor şu an? Evet. Güzel ateşte. Alabalığı tereyağın içinde böyle yüzecek. Çıtırdayacak. Yapışmayacak mı? Yapışmayacak. Yani çıtırdayacak böyle. Yağın içinde boğularak pişecek. Abi pişerken neyle bakacağız? Hmm. Yok ekmek yemem mi? Çatal. Çatal var mı? Hı. Ben sallayayım. Yavrum benim pişsin de erisin de alabaklıkları şişirsin de
Oh. Ulan. Bu kadar tereyağı. En az 20 TL'lik tereyağı var burada. Millet balıkları ucuzlasın diye beklerken tereyağına bu kadar para verip de alabalık kızartmak biraz zengin işi. Rejimdeyim canım benim. Ekmekle bansan daha güzel olmaz mı diyor. Asil ama rejimdeyim. Ya bunun tadı zaten yeter böyle bak. Şöyle. Bu. Aramış olduğum muğlama tarifi bu işte abi. Bu. Bir tane senin için. Peki. Bir tane de izleyenlerimiz için alayım. Olur mu? Bir de alabilsem böyle. Gelmiyor. Bu da sizler için. Bir tane de öbürleri için. Bir tane de Almanya'daki akrabalarımız için. Evet, tereyağımız hafif nar gibi kızarttık. Oldu. Şimdi balıklarımızı bekliyoruz. Sesi dinleyin. Sesi alacağız. Oh. Maşallah ya. Yani öyle bir görünüyor ki daha pişmesini beklemeden şu an yiyebiliriz. Sushi, tereyağlı sushi. Evet. Şu an zaten ekmekle bu yağ bandığımız zaman çok lezzetli. Evet. Nerede kalmıştık şu daha çok istek geliyor bana da. Ne oldu? Almanya'daki arkadaşlardan Hollanda'daki amcaoğullarına mı? Tamam, onlar için de yiyelim. Peki. Bayram Usta. Sevdiğin biri var mı? İnsanları seviyoruz. Tamam, insanları. Senden bir de insanlara gelsin bu. Mükemmel. Garson diyor ki Bayram Usta'yı biraz tanıtırmış. Bayram Usta, seni ben nasıl tanıttım? Bayram Usta'nın namını tam Mısır'dan. Balkanlardan bilindiğini dedim. Daha ne kadar diyebilirim? Bizim çok nazik insanlarındandır. Çok kalpli insanlarındandır. Çok nazik ustalı, değil mi? Ustalı da öyledir. Bir de şey böyle çok zorla konuşturuyorum onu. Utangaç. Biraz naziktir. Biraz oradan geliyor. Kırılgan. Biraz. Evet. Muğlaması çok meşhurdur. Atletik. Yakışıklı. Atın var mı? Atım yok. Gülmesi bile bir rüzgar gülü gibi. Çok, değil mi? Çok düşünen bir adamdır. Çok düşünüyor. Kaç dil? Ne düşünüyorsun Bayram? Çok... Şey düşünüyorum. Aslına girecek bir ay sonra. Biraz daha gitmedin mi? Biraz sonra girecek. Daha 25 yaşındasın. Üniversite mi okudu? Üniversite okudu, evet. Hangi bölüm? Çalıştık, turizm. Ha, turizm okudu. Evli misin? Evli değilim, bekarım. Bekarsın. Evet. Bekarsın. Çok güzel görünüyor. Evet. Biz zaten tokuz, bunları siz yiyeceksiniz. Ben bu olamadan götürüyorum ama bunları yiyecek halimiz yok. Tamam. Onları artık siz yersiniz. Evet, harika olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Nereye gidiyorsun? Niye kaçtın? Renk kattın ya sen. Sağ olun. Gel sana muğlama yedireyim. Gel ya. Gel. Ya gel. Yesin gel. O mazretim var. İnan yerim ya mazretim. Ağzında diş mi yok? İnan sen mi söylüyorum mazretim? Diş mi yok ağzında? Oruç tutuyorum bugün. Oruç tutuyorsun. Aynen. Yalan konuşmuyorsun değil mi? Yalan konuşmuyor. Tamam. Sana yok. Bayram Usta şuraya bak şuraya. Bak. Bayram Usta bir de senin ellerini yedireyim. Bayramı yedim, bayramı yedim. Bak bu muğlamayı senin için yaptırdım. Yer, bayramı yedim. Ben ikram edeyim buna istersen. Bayram Usta ellerini büyüteyim. Dur, ellerini besleyeyim. Gel Bayram, tamam mı? Gel. Oo. O askere gidecek, yesin güçlü olsun.
Beğenmedin mi yoksa? Beğenmedin mi yoksa bayram? Ben beğendim. Sızdık. Gel bakayım o zaman. Gel bakayım. Tamam, tamam. Gel gel. Gel. Senin için yaptırdım. Oh. Balıklar dönüyor bu arada. Bak nar tanesi gibi oldular. Nar gibi kızardılar. E hadi canım çetisi dayanamayacak. Orada kedi gibi bakıyor. Ha, işaret fişeği atmadığın kaldı bir havaya. Hani bana da ver demek için. Ha. Fazla vereyim de bari sus. Ha, yana da bandırayım. Getir. Getir bakayım ağzına, getir. Hiç çekinme yok abi, yok. Gerek yok demek. Gel, al şunu da gel gel. Yandan sık. Bak ciddi söylüyorum. Niye biliyor musun? Kaç defa dedim gerçi ama. Çok kuymak arayan bir insan değilim. Çok kuymak tarifi yayınladım ben. Birçok kanalda ve eve gire çok yaptım. Ama bu senin dediğin şekilde ilk defa gördüm ve aranan lezzet bu. Çünkü diyorlardı, bir tane de kuymak var diyorlardı. Böyle yanmış mısır unu ama tereyağlı böyle kokacak diyorlardı. Böyle kokuyor diye yaptığımız klasik kuymaklarda görmüyordum. Ama demek ki bu. Yapılış tarzı zaten kafadan gördüm, şaşırdım. Dedim aranan buydu. Şimdi ben o kadar kuymak açık konuşayım seven bir insan değilim. Hani olursa yerim, olmasa yerim. Ama bu, bu kuymak, bu kuymağı ararsın abi. Tarifi kaçıranlar, nasıl söyleyeyim, internette zaten bu programlarımız yükleniyor. İnternetten baksınlar, kuymağın gerçek tarifini. Bu, gün bitirmeyi düşünüyorduk çekimimizi ama olmadı çünkü planladığımız gibi gitmedi her şey. Daha doğrusu konuşmayan insan bulamadım. Uzungöl bomboş. Yani bu kış aylarında burası oldukça boş. Biz de ne yapalım dedik. Gidip otele yatalım ama ondan önce bir çay içelim dedik. Böyle ateşin başında. Sağ olsun sevgili Uzungöl Turizm Başkanımız Mustafa ve ikinci başkanımız İsmail abi, üçüncü başkanımız Yaşar abi. Her taraf başkan burada. Çünkü kimse olmayınca herkes başkan oluyor burada otomatikman. Neyse. Şimdi şey tarafı çiftirdi buna gerek yok Mustafa'cığım. Sayın Başkan. Şimdi dedik ki bir çay içelim o zaman. Kaçalım otele ama şu manzaraya bir baktık. Hele o caminin o güzel görüntüsü. Şu manzarayı gündüz bu kadar güzel veremeyeceğimi düşündüm. Bu caminin şu karanlıkta o kadar güzel duruyor ki burayı verelim öyle geçelim otele dedik. Çünkü şu ambiyansı göstermeden otele geçip yatmak, sabah beklemek olmaz dedik. Sabah kalkacağız tekrar devam edeceğiz Uzungöl çekimlerimize. Ama ondan önce hani biz Uzungöl daha önce yine gelmiştik ama yaz ayıydı. Her taraf kalabalıktı. Şimdi kışın niye bir daha Uzungöl dedik? Dedik bir de Uzungöl'ü şöyle karlı bir ortamda çekelim. Ama kar dağ eteklerinde var, yerde yok. Ama en azından sakinliğini, duruluğunu almış oluruz dedik. Ve geldik sağ olsun başkanlarımız bizi karşıladılar. Bunlar şimdi soracağım. Yazın biraz şikayetçiydiler. Neden şikayetçiydiler? Turist sayısından biraz dert yanıyorlardı. Ama ben geldim ki hepsi birer tane daha otel yapıyorlar. Yani ikinci otel yapıyorlar. Yani para yok diye ağlıyorlardı ikisi de. Şimdi ikinci otel yapıyorlar. Ben bunu da anlamıştım. Niye bu kadar dertlendiler? Şimdi tuhaf tuhaf bakıyorlar bana. Biraz da samimiyetinden dolayı biraz yakın konuşuyorum onlara. Sayın Başkanım merhaba. Merhabalar efendim. Hayırlı olsun. İş yok dediniz. İkinci oteli yapıyorsunuz. Yani ülke ekonomisinde ile başlıyorsa bir cümle sıkıntı var. Evet evet. Tabii ki teşekkür ediyorum. Öncelikle Çiftçi TV Yönetim Kurulu'na, ekibine ve sizlere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Uzungöl'ümüze tekrardan hoş geldiniz. Bilindiği gibi Uzungöl özellikle yaz ayları turizm konusunda ön planda. Kışın biraz daha revaçta çok fazla bir etkinlik olmadığı için, yani özellikle kış turizmine yönelik bir aktivite olmadığı için biraz daha böyle sönük geçiyor. Fakat burada tabii bir teleferik projesinden beraber kış turizmine alakalı bir... Teleferik mi yapacaksınız? Evet. Teleferik nereden nereye? Şeyi var. Hemen bizim caminin olduğu bölgelerin şuradan. Civarın, evet. Oradan bir teleferik projesi var. Hı. Yaz olacak mı bu teleferik? Yani şu andaki yetişecek mi? Tabii ki son durumların ne olduğunu bilmiyoruz. Onlarla alakalı işte çalışmalar yürütülüyor belediye tarafından. Dolayısıyla şimdi tabii o proje bir an önce hayata geçerse buradaki birçok esnaf da rahat nefes almış olur. Aynı zamanda da Trabzon da rahat nefes almış olur. Özellikle kış aylarında. Çünkü kış ayları bölgemiz hakikaten bu konuda yeterli bir seviyede olmadığı için
sıkıntı yaşıyoruz. Tabii buradaki turizm işletmecileri de aynı şekilde. Ne gibi mesela, yani teleferikler ne sağlanacak ki? Kış turizmi, kayak turizmi. Ha, kayak. Tabii, olacak. Tabii yani teleferin yanında kayak turizmi de mevcut. Aa, süper bunlar, olur o zaman. Evet, çok bunlar süper biz, olur. İkisi aynı proje. Aynı zamanda hemen 5 kilometre yukarıda da orada da bir teleferik çalışması var. Orada da o çalışmalar yürütülüyor. Bak o zaman uzun yol hakikaten var ya, of. Yazın ayrı bir tattan yenmez, kışın ayrı bir tattan yenmez. Evet. Mükemmel olur. Dediğim gibi yani burada tabii ki bu projelerin hayata geçmesin. Kış ayları için bizim için olağanüstü güzel bir durum ortaya çıkaracak ve buradaki esnafı da rahatlatacak bir durum olacak. Dediğim gibi yani özellikle Trabzon ve Karadeniz bölgesine canlı tutacak bir projeden bahsediyoruz. Çok güzel, çok önemli. Vallahi yani. Siz söyleyince heyecanlandım şimdi. Evet. İnşallah olur. Ya tabii temelimiz bir an önce bunu hayata geçmesini. İnşallah geçer. Biz bu arada bir de hani böyle biraz sohbetimiz eğlenceli, keyifli olsun diye bir kemençeci arkadaşımız gelecekti. O bir böyle bir renk katacaktı programımıza bu akşam ama herhalde kemençecimiz kaçtı. Muhtemelen kaçtı. Soğukta mı durmaktan endişe duydu veyahut da başka işlerim vardı ama biraz o yüzden moralimiz bozuk ama yine de yukarı tutmaya çalışıyoruz moralimizi. Sevgili İsmail abicim, sen ne yapıyorsun? Otelin bu yazın bayağı bir senin doluydu, maşallah vardı. Buldun mu parayı? Maşallah biz de ikinci oteli yapacağız. Ya bunlar lan arkadaş, bunlar çok tehlikeli ya. Ya arkadaş bak, geçen yazın programımızda, şimdi uğraşamam onun montajını bulmakla da. Yani ikisi de ağlıyordur işlerden dolayı. Bir geldik ikisi de inşaatla. Ne inşaat hayırdır? İkinci oteli yapıyoruz. Hani para yoktu? Bir de böyle ikinci hani oteli yapıyoruz derken cümleyi de böyle eziyorlar. Hani ikinci bir tane daha şey hani nasıl diyeyim? İkinci bir tane daha ufak bir şey de ya mesela. İkinci bir tane daha bir kulübe yapıyoruz der gibi yani. Böyle hani çok büyük bir şey yapmıyorlar sanki. Evet. Çok bir tane var. Bu var ya bu. Her şeyin başı bu. Ülke ekonomisine destekte bulunuyoruz. İstanbul'da bulunuyoruz. Tabii orası doğru tabii. Orası doğru. Ondan şüphem yok. Biraz da hani bu inşaatı yaparken dışarıdan fotoğrafı gördüğün için size göre çok ya normal bir saniye, durum yani. Şimdi nereye giren paçaları sıvar değil mi İsmail abi? Sen demek ki paçayı hazırlamışsın ki o dereye girmişsin. Evet. Söyle. Doğrudur. Biraz da üşüdük değil mi? İyi geldi. Ya bize gibi mantıklı değil yani. Uzun gölün ortasında kış ayında şu ateşe güvendik. Hani tam önden ısıtıyor da arka taraftan dondu. Arka tarafımız donuyor. Vallahi öyle. Billahi yani. Isınmaya çalışıyoruz ama bu şekilde. Bu teleferik olay olursa, kayakçılık olay olursa mükemmel olur ya İsmail abi. Gerçekten Uzungöl için çok büyük bir katkı olacak. Yani gerçekten Mustafa Bey'in de dediği gibi yani ciddi bir şekilde esnafımız çok ciddi bir şekilde yani kışa yönelik çok bir rahatlık olacaktır ve şey bir de ama ne diyeceğim, biz tabii şimdi çiftçi TV'yiz yani çok da o konulara girmemeye çalışıyoruz ama biz hani ama tabii burada niye varız şu an, biz bu program doğayı göstermek için, Türkiye'nin en güzel yerlerini göstermek için buralardayız. Sen söyle, bu atlama yamaç paraşütü kışın da oluyor mu burada? Yok, kışın değil. Genelde sadece yazın. Sadece yazın. Donar değil yazın. Mi? Yazın. Ya, donar bize gibi. Yani, benim gidip soru ya. Uçuş alanına gitmek bayağı bir zor çünkü yollar bile kapalı çünkü oraya çıkmak için. Peki yazın geldiğimizde hani burada hayvan bulamadık Mustafa. İneklerin hepsi yaylıdaydı. Şimdi aşağı gelmişler onlar. Mecbur girmişlerdi. Orada şu an 20 metre kar var. Yani şu an büyükbaş, küçükbaş hep buradadır değil mi? Evet. Aa, bak onları yarın ziyaret ederim. Yani çok çok böyle hayvancılık falan yok ama genelde birkaç evde vardır yani. O gittiğimiz her yerde öyle zaten artık. Hayvancılık yapıyorlar ama tabii ama keşke 300 koyun al evine dön olayı tutarsa yine inşallah eski günleri görürüz Mustafa. Öyle değil mi ya, köyümüzde inekler, koyunlar. Ya inşallah ben yani bu projeden bayağı mutluyum, inşallah yerinde böyle tıkır tıkır ilerlerse o eski köy muhabbetleri inşallah tekrar yaşanır. İnşallah yani çok güzel olur. Aslında biz bunları yaşadık, o eski dönemleri yaşadık. Mesela hayvancılık falan o zamanlar çok iyi yapmıştık onları ama tabii şimdi biraz bu aylar işleri değişince mecbur artık bu işi bırakmak zorunda kaldık. Ama çok güzel bir şey aslında. Etini, sütünü, ne bileyim işte yoğurdunu, her şeyini oradan karşılıyorsun. Çok güzel olur çünkü. Yani, yani.
Ama şu anda tabii ki biraz turizme yöneldiğimiz için şu anda hayvancılık yapamıyorsun. Ama şimdi ben mesela hep şunu diyorum. Hep böyle çok başarılı iş adamlarının arkasında, yani atıyorum adam müteahhit, atıyorum sizin gibi turizmci. Her başarılı iş adamının hemen hemen, yani hepsi değil tabii de, arkasında bir çiftlik var. Yani bakıyorlar, aletle bu işi de yapıyorlar. Yani hayvan, besi, süt, bu işi de giriyorlar. Siz niye böyle bir şey düşünmüyorsunuz? Ya aslında doğru, belki biz şöyle bir şey var, yani tam turizm işini çok da belli bir noktaya getirip de o işi ikinci planda yapma şeyimiz olmadı tabii ki. Düşündük önce, mü peki? Düşündük ya mü? Düşünüyoruz tabii ki. Mesela atıyorum işte yaylalarda iki tane yaylamız var. Çok da güzel mesela hayvancılık yapabiliriz ama işte burayı bir halledip ikinci plana geçmek ama isteriz tabii. Buranın da hallolma şansı yok, yani bir otel kurdun, ikinci oteli kuruyorsunuz. İkinciyi kursanız üçüncüyü kuracaksınız. Sizin ben pek umudum yok sizin hayvancılığa dair. Ama bir işletme açacağınız. Mustafa Bey'in dediği gibi tabii ki turizme bir katkı, devlete bir katkı diyor sonuçta, güzel bir şey. O yani. Da bir katkı yani, bu hayvancılık yaptığın zaman katkı olmuyor mu? Yani oluyor da tabii ki biraz kazanç bakımından biraz daha turizm olayı biraz daha farklıdır tabii ki. Anladım. Bunlar yok, bunlar onların elemiş de ben uğraşamam diyorlar. Zaten otelden para da geliyor diyorlar, bunun Türkçesi bu. Biz zaten rahatız, şimdi kim uğraşacak hayvancılıkla diyorlar. Yalan mı Mustafa Başkan? Şimdi tabii yerli üretim konusunda da dediğiniz haklı, doğrudur. Bununla alakalı da hükümetin ve devletimizin çalışmaları da takdire şayan, güzel bir teşvik edici bir çalışma yapılmış. Ben şuna inanıyorum. Tabii ki yani Uzungöl'ü düşündüğünüz zaman Uzungöl'deki olan durum olayı değiştirdi tabii. Yani bundan 25 yıl öncesinde hayvancılık, tamamen hayvancılık olayı vardı burada. Ama tabii turizm geliştikten sonra ister istemez bu Uzungöl'ün içinde bu geri planda kalıyor. Yanıyordum az daha, evet. Ama tabii ki hemen işte 5-6 kilometre aşağılarımızda ve yukarılarımızdaki olan yerlerde, işte mahallelerimizde, köylerimizde, orada bu iş ciddi bir şekilde yapılıyor. Yaylalara falan çıkılıyor. Hatta bu yaz, geçen yıl yaz geldiğinizde oradaki yaylalardaki olan durumları siz de gördünüz. Hani istenilen seviyede olmasa dahi de hala bu işin devam etmesi de güzel bir... Ama o nesil, bak yaylaya çıktığımızda bu işe bakanlara baktık, sanki son nesil gibiydiler. Hani eskiden beri yapan insanlar hala onun tadını biliyor ve bırakmıyorlar ama onlardan sonra gelen çocuklarının hiçbir alakası yok. Aynen. Hayvancılıktan. Yani biz 5-10 sene sonra onlardan sonra orada da, o yaylalarda da göreceğimizi zannetmiyorum hayvanları. Çünkü çocuklar yapmıyor. Çocukların hepsi gurbette ve bu işe çok soğuk bakıyorlar. Ya uğraşamam diyorlar. Bir de gurur yaparlar ya bizim gençler. Hazır para var tabii ki. Ne gerek var hayvancılığa? Aynen. Hazır parada. Bence şu an son demleri yaşıyoruz o yaylalarda. Yani o her yazın gittiğimiz o yaylalarda o inekleri, koyunları bir 5-10 sene göreceğimizi hiç zannetmiyorum ben. Tabii devletimizin yapmış olduğu projeler eğer çok sağlıklı ilerlerse daha farasını görürüz. Daha iyiye gideriz o ayda ama inşallah da öyle olur. Şimdi biz üşüdük. Ateşin başında da durmakta da zorlanıyorum. Çünkü bütün dumanı ben çektim burada. Bana geliyor. En yakışıklı ben miyim yoksa İsmail abi? Aynen öyle. Aynen öyledir. Anladım. Öyle kandırın beni, tamam. O zaman biz yarın sabah tekrar Uzungöl'ü gezmeye devam edelim. Gün ışığında elimizden geldiği kadarıyla güzel o çam ağaçlarını, o karın süslemiş olduğu çam ağaçlarını size yansıtmaya çalışacağım yarın. Biz kaçalım, bu ateş bizi kurtarmayacak başkan. Donacağız yoksa soğuktan. Gidelim otelimize uyuyalım, sabah yine bismillah diyelim. Teşekkür ettim bu arada. Bu arada yani bundan kaçmak yok, sabaha daha çok var. Tamam, siz bekleyin, ben uyumaya gideceğim. Beraber. bu arada bizi misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O konuda ne zaman gelsem hakikaten gerekeni yapılıyor burada. Bizi çok iyi misafir ediyorlar. Daha fazla onları da tutmayayım, üşütmeyeyim. Yarın biz çekimine devam. Oradan haftaya herkese selam. Oturdu mu? Mustafa Topaloğlu gibi oldu. Güzel bir kapanış oldu.